Arkadaşlar tekrar merhabalar. İstanbul'dan sonra Şanlıurfa tablo çalışmalarını da bitirdim. Burada da görebildiğim, özellikle de tablomdan yardım alarak çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alabiliriz. Gene her zaman olduğu gibi bütçelerimize aman dikkat edelim derim. Keşke yakalayabilsek, bulabilsek her programı ama öyle bir ihtimal tabii ki yok. Denk getirmeye çalışalım hep birlikte. Birinci koşu handikap 15, handikap 3 boş koşusunda 9 Bülent Bıra diye bir safkan var. Bu at bu şarta direkt uyduğu için sürpriz koşuyu yapabilecek durumda ve bitirir vaziyette. Kafaya falan alırsak kazanır. Burayı 9 nolu safkan. Rakibini 5 nolu Uzay Han olarak tespit ettim. O da favori zaten. Yani rakip olacaktır. 9-5. Aradan sonra dönerse, iyi dönerse 2 gibi atlar şanslı durumda kaldılar. Ancak 9 burada AGF çıkmaz bu arada, dikkat edin. Hem ikili de hem ganyan bakımından ciddi anlamda kazanarak girmiş durumda. Koşmazsa istediğiniz gibi 5'i Uzay Han'ı dikkate almalıyız. İkinci koşusu şartlı 4 dişi. Alsiba bu tip grupları rahat geçebilen bir safkan. Çok sıkıntılı falan koşmuyorlarsa eğer bu kayıtta Asiman'ın bu grubu geçmesi normal sonuç olur. Plaselerinize varsa diğer atlardan tuttuğunuz atı ilave edebilirsiniz. İtirazım yok. Umarım da eksik koşmaz Asiman. Üçüncü koşu meydanı %70'lik bir HGF ile başlanıyor. Çok zayıf grupta. AGF'ye aynen ben de katıldım, uydum. Diyecek bir şeyim yok. Ya inşallah kayba falan koşmazlar. Başına da bir iş gelmez. Çok yüksek AGF. Yapacak da bir şey yok. 2. Apore. Van. Berit. Dördüncü koşu. Şartlı 4. Yukarıdaki AGF gelirse 5'li oynayacağız demektir. Altınlar 5'liye dönmüş durumda. 13. Yarova. Kaysberg, bu ata dikkat edelim. Çok şanslı koşar durumda gördüm. Startı 14 olsa da orta mesafede 13'ün etkili bir yarış koşması gerekir. Bir gene buranın iyi atlarından, kazanç atlarından Ferit'in bindiği at. AGF zaten. 12, 4, 5 sırasıyla gidiyorlar. Bunlarda da tercih edebilirsiniz. Ancak 13 mutlaka kuponlarınızda olsun. 13, akabinde 1. Ova Akçalı. 5. koşu handikap 14 handikap 3 burada 8 Mitril yarışın en şanslı safkanı durumunda son iki yarışını çok fazla dikkate almayın hem Urfa'yı sever hem pist ve mesafe bu attan yana çıkmış durumda ben kazanmasını bekliyorum ama tabii kolay değil gerçi sürpriz de çıkmıştı çok da güzel %6'lık bir at 8 mutlaka kuponlarda bulunsun derim. 7 taş kesen buranın gene ganyanı gelecek sürpriz koşar atı. Bir grup yarış koşuyorlar atı enteresan. Startta kalır. Kalmazsa etkili olur. 7 nolu taş kesen bu grupta. 10-11 Ferit Necmi uygun kilolu atlara biniyorlar. Zayıf ama uygun kilolu. 10-11, 5, 2, 3 gibi atlar tercih edilebilir. Hani bütçeniz oranında yazabilirsiniz. 8'i burada favorim. 8'i ihmal etmeyiniz. Çok at yazıyorsanız da 7'yi ihmal etmeyiniz. 6. koşu şartlı 5 4 yukarı Araplarda. Burada aslında 4 apranti iyi idare ederse Dehibe Hanım çok şanslı koşuyor. AGF'si doğru. İtirazım yok. Ancak 8'den de ben etkili bir yarış bekliyorum. Son yarışı ikincilik. Bu tip dişi yarışlarında Arap dişilerde son yarışları önemlidir. Yeter ki kaliteli kalsınlar gruplarında. O da 8 kim tutar kızı. Mesafeye çıkıyor. Dezavantajı o. Ancak kilo avantajı bu attan yana. 4 akabinde mutlaka yazılması gerekir tabii ki. 3 4'e zor anlar yaşatmaya çalışacaktır Akdeniz rüzgarı. O kabiliyeti var. 1 kilosundan dolayı 7 ve 2 handikap puanlarından dolayı biraz geri planda kaldılar. Dişi grubu Arap grubudur. Hani burada diğer atlar dahil olmaz diyemezsiniz. Kolay değil. Ancak tercih edilir. Hani burayı kalabalık geçiyorsanız
1-7-2 gibi hatlardan da tercih edebilirsiniz. Hatta diğer hatlardan. Normali 8-4-4-8 arasında bir yarış var. Bu ikisinin arasına 3 Akdeniz rüzgarı girebilir son yarışını kazandığı için. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler. Şimdi 5'li Ganyan oynuyoruz da. Yalnız burası da öyle bir yarış ki yani yok at yok. Maiden çıkacak bir atı göremedim. 10 Nazlı Fatma. Grubun dişi ve aprantili atı. Kazanç atıdır. Hani çok startta falan takılmazsa etkili olabileceği mesafede. Mesafesi bence bunun 1400. Bu erkek atları arkasına takar birinci olur. Kuponlarda mutlaka olsun. Zaten sürpriz beklentimizin olduğu bir grup burası. At bulamıyorum yani. Kim çıkar ki ne yaparlar? Yeni koşan atlar. Bir şey göremedim. Böyle ikide de çok fazla bir şey yok. 9'da çok yüksek AGF'de değil. Herhangi bir at arkadaşlar. En azından 10 kuponlarda mutlaka bulunsun. Kalan grubu taramanızı tavsiye ederim. 5'li oynuyoruz ama 6'lı yerine burada o kadar bir zor koşu geldi bana. Tabi duyum atınız falan varsa da hani tekiniz, kendi tekinizi değerlendirebilirsiniz. Onu sadece yazmak için önerdim. Tek olur diyemem. Maiden zaten. Yıl bitti hala Maiden'lar. 3 yaşına geldiklerinde de şart 19 koşacaklar. 3 yukarıda. 8. ve son koşusu Handicap 14, Handicap 3. Yine ayrımı zor. Ciddi bir karman çorman olmuş bir grup diyeyim. Hem mesafe kısa hem Handicap 14'ün 3'ü. Kilo etkendir tabii ki her zaman için ama burada en etkili kilo ve yarış şansı bence bu aprantili at 16 nolu Safkan'da. İhmal etmeyin. Sadece bunu söyleyeceğim. Tek olur'a gidemem. Kolay değil. Ancak 16 koşmaya başlamış bu at. Handicap zaten yerlerde. 16 Kings Ransom. Mutlaka değerlendirin. Kuponlarda olsun. Yukarıda da AGFS'li Big Moon var. Grubun kaliteli atlarından iyi yerlerde bitirir. Kazanma ihtimali tabii ki var. Yazılır Safkan gördüğüm 2 at. 4 dahil. Yukarıda. Jockey artıladılar. Bu atı buraya getirmişler. 4 dahil. Tercih ediniz arkadaşlar. Hiçbirine ne olur ne de olmaz diyemem yani. Çoğunluk Maiden atı. Çoğunluk Handicap 13-14 atı. Yani vasat grubun vasat atları içerisinde seçim yapacağız. İşte bu grup içerisinde en şanslı gördüğüm atlar 16 ve 1 nolu Safkanlar ki 16 özellikle bu attan biraz beklentim var. 4 11'i de işaretini yapayım. Bu kazanç kalite handikap puanından çıkar. 11, 7 gibi atlar. Sallama atları artık. Tarama atları dediğim gruptur. Tuttuğunuzu yazın. Gördüğüm bu Şanlıurfa'da. Umarım bir şeyler buluruz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.